Okey. Şimdi arkadaşlar, konumuz Türkiye'nin dünyadaki uluslararası öğrencilerin barındığı ilk 10 ülkeler içerisine girdiğini bahsediyor, tamam mı? Şimdi bakalım, konuyu devam edelim. Kayıt yapmadan Türkiye önce is bir şey söyleyebilir miyim hocam? Kayda başladık hocam, söyleyebilirsiniz ama Heh, sıkıntı değil. tamam. Başladıysak tamam hocam. Tamam, o zaman sonra kayıttan sonra konuşuruz. Tamam. Evet, şimdi önce cümleyi okuyalım. Diyor ki, Turkey is named as one of the countries that has accommodated the most foreign students in the world, according to the UNESCO data, taking the 10th spot overall. Şimdi pronunciation için tekrar ediyorum. Biraz daha yavaş okuyacağım bu sefer. Turkey is named as one of the countries that has accommodated the most foreign students in the world, according to UNESCO data, taking the 10th spot overall. Tamam. Şimdi burada pronunciation'a dikkat etmemiz gereken kelimeler şunlar. Birincisi accommodated diyoruz bunu. Accommodated desek daha doğru olur. Accommodated diyoruz buna. Tamam mı? Bunu bu şekilde okuyoruz. Onlar accommodated işte misafir etmek gibi anlamda, yani accommodation deriz mesela şey için, işte ikametgah belgesine falan filan başvururken Amerika'da accommodation kelimesi çok kullanılır orada. İkamet demektir accommodation. Accommodated dediğimizde de misafir etmek ya da işte orada misafir olmak gibi bir anlam var, tamam mı? Ondan sonra most foreign diye okuyoruz arkadaşlar. Bu kelimeyi Türklerin %80'i rahat yanlış okuyor. Tamam mı? Hep foreign diyoruz buna, ama foreign değil bu arkadaşlar. Foreign diyen bir tane Amerikalı göremezsin. British English'te foreign mi bilemem, ama American English'te foreign diye okuyoruz bunu. Tamam mı? Bunu kesinlikle unutmayın. Foreign dediğinde adamlar seni anlamazlar. Foreign değil çünkü bu. Normalde for olmasaydı burada şu kelime, rain kelimesi rain diye okunuyor. Orası doğru. Tamam mı? Rain mesela yükselmek demek, böyle yükselişi ya da yeniden doğuşu gibi bir anlam var. İşte hatta oyunlarda görürsünüz, Reign of the King derler mesela, hani kralın yükselişi falan derler. Tamam mı? O rain diye okunuyor. Ama burada başına fo gelen rain diye okunmuyor. Bu foreign diye okunuyor. Tamam mı? Foreign students diyoruz. Ya bu kelimeyi ayrıca okunuşunda hata yaptığımız gibi arkadaşlar, bir de yabancı öğrenci derken Türkçeden İngilizceye çevirirken arkadaşlar hep aynı hata yapıyoruz. Ben de yapıyordum zamanında bu hatayı. Yani bu hatayı yapmakta abes bir şey yok, ama düzeltmemiz için söylüyorum. Yabancı öğrenci derken hep foreign students diyeceğiz. Tamam mı? Foreign students, yabancı öğrenciler demek. İster istemez biz Türkçeden İngilizceye çevirirken yabancı öğrenci derken strange students diyoruz. Tamam mı? İster istemez. İlk etapta, eğer konuyu tam hakim değilsek. Strange, çünkü strange kelimesini lisede bize öğretiyorlar büyük ihtimal, değil mi? Yani ben de hatırlıyorum, strange kelimesini öğrendiğimi, bildiğimi hatırlıyorum yani. Yabancı demek strange aslında. Normalde yabancı anlamı var, tamam mı? Ama yabancı öğrenci derken strange students demiyorsun. Hani strange'in yabancı anlamı var, ama o bizim anladığımız gibi, hani yabancı öğrencideki yabancı gibi bir anlamı yok. Strange'in anlamı daha çok böyle yabancı, acayip, garip, yani böyle alışılmışın dışında bir anlam var. Sen strange student dediğinde benim aklımda, bir Amerikalıysam eğer ben, sen bana strange student dediğinde ben düşünüyorum, ulan bu öğrencilerin hangisi garip davranıyor acaba? Hangisi böyle yamuk yumuk davranıyor acaba diye düşünüyorum. Strange dedin mi benim aklımda öyle bir şey canlanıyor. Çünkü garip garip davranan, işte ne bileyim, hani tabiri caizse böyle spastik gibi davranan kişiler aklıma geliyor. Strange dediğinde, yani
bu adam ne kadar garip ya falan diyoruz ya, hani böyle garip garip hareketler yapıyor falan diyoruz ya, o anlamda bir strange anlamı var bu strange'in, tamam mı? Yani dolayısıyla strange student dediğinde adam senin öyle bir şey demek istediğini zannediyor. Foreign students dediğinde ise yabancı öğrencileri kastetmiş oluyorsun gerçekten, tamam mı? Bunu unutmayalım. Ondan sonra foreign students in the world, bu ikinci kelimemiz dedik. Pronunciation'ına dikkat edeceğimiz dedik. Ondan sonra üçüncü kelimemiz ise şu data kelimesi. Data kelimesini genelde data diye okuyoruz. Direkt bodozlama data diye okuyoruz biz Türkler, tamam mı? Hayır, data değil bu. Bunu data diye okuyoruz, tamam mı? Data diye okuyoruz. Bir de data ile ilgili şunu söyleyeyim. Data diye okuyoruz ama data demek aslında veri demek değil arkadaşlar. Data veriler demek. Çoğul bir kelime çünkü data bu. S takısı olmadığı halde sonunda S takısı olmadan çoğul halde olan bir kelime bu data. Bunun şeyi ise tekilli ise, hani sadece bir veriden bahsetmek istiyorsan eğer, ona datum diyoruz, tamam mı? Datum da diyebilir. T'nin üzerine ister vurgularsın ister vurgulamazsın, o sana kalmış bir şey. Bazıları vurguluyor, bazıları vurgulamıyor. Datum da diyebilirsin, datum da diyebilirsin. Bunun anlamı veri demek, tamam mı? Dolayısıyla özellikle akademik çalışma yaparken ileride arkadaşlar, tamam mı, data kelimesini kullandığınızda bu cümlenin yapısını çoğul özneye uygun olacak şekilde yapacaksınız. Mesela data is diyemezsin. Data are demek zorundasın. Veya data has diyemezsin. Data have demek zorundasın. Onu dikkate almak lazım. Akademik çalışmada data kelimesi çok kullanıldığı için bunun plural olduğunu bilmekte fayda var. Okay? Neyin hüküm sürmek anlamı da var Nur Sena? Kaçırdım ben orayı. Ha, reynin mi? Evet, reynin hüküm sürmek anlamı da var. Evet. Yani belki de o anlamda kullanılmıştır. Belki de ben yanlış söyledim az önce. Raise'le mi karıştırdım acaba? Bir an kafam mı karıştı? Reign hüküm sürmek anlamı var aslında. Evet. Belki yükselmek anlamı yok. Dur bir bakayım hemen. Yükselmek anlamı olmayabilir. Yanlış söylemiş olabilirim. Düzeltelim hemen. Yani Reign of the King dediğinde kralın hüküm sürmesi gibi bir anlam o güdülmüş olabilir. Bir bakalım. Reign hüküm sürmek, saltanat diyor. Evet, kralın saltanatı demek olmuş oluyor. Yükselmek gibi bir anlam var mıymış? Oluşmak var diyor. Egemen olmak. Hem belki egemen olmakla yükselmeyi aynı kategoriye koymuş benim beynim belki de. Yani yükselmek anlamı yokmuş ama egemen olmaktan ötürü belki karıştırmışım. Reign dediğinde yani sanki böyle şey diye algılıyor benim kafam. Reign kelimesini şöyle tercüme ediyor. Reign of the King dediğimizde işte King belli bir mücadeleden geçiyor. Ondan sonra krallığını ilan ediyor. O mücadelenin hepsini anlatan bir film olsa mesela, o filmin adı Reign of the King olurdu gibi ben kafamda kodlamışım onu. Yanılıyor olabilirim ama hani böyle bir süreç aklıma geliyor Reign of the King dediğimde. O da belki bu egemen olmak anlamıyla örtüşmüş olabilir tahminim. Yani hani egemenliğini nasıl, o egemen olma durumunun nasıl geliştiğini de belki içeriyor olabilir. Bir bakalım. Ama hüküm sürmek, saltanat desek yani o daha iyi olacak gibi. Öyle diyelim o zaman, tamam mı? Evet. Long may she reign. Orada bu kelime, bu cümle biraz farklı bir cümle. Nur Sena'nın söylediği şurada long may she reign dedi. Bu she dedi kraliçe büyük ihtimal. Kraliçe uzun bir süre hüküm sürsün demek istiyor, tamam mı? Burada may kalıbı biraz farklı kullanılıyor. Bu bayağı farklı bir cümle yapısı arkadaşlar. Long may she reign dediğinde kraliçe uzun süre hüküm sürsün, bunu istiyoruz gibi
bir anlamı var. Mesela bazen hani özellikle yurt dışında hani Müslüman Araplarla çok takılmaya başladığında hep özellikle hani şeyden Arabistan'dan gelen Araplar değil de Araplar demişim, yanlış söyledim. Araplar demeyeyim. Müslüman Amerikalılar diyecektim. Müslüman Amerikalılarla konuşurken mesela şu cümleleri çok görürsün. May Allah protect you brother der mesela. Veya may Allah give you health der. Tamam mı? Şimdi burada may kelimesi biraz böyle hani bildiğimiz may değil de hani işte şu şöyle yapabilir, edebilir gibi bir olasılık içeren bir may var ya, hani işte she may do this diyoruz mesela. O bunu yapabilir diyoruz ya. Şurada she may do this dediğimizde o bunu yapabilir demek istiyoruz ya, bir ihtimal içeriyor. Yapabilir, yapmayabilir falan gibi bir anlam var ya. Oradaki may ile buradaki yukarıdaki may Allah protect you dediğindeki may aynı değil. Nursena'nın söylediği long may she reign de she may do this kalıbıyla aynı anlamda değil. Tamam mı? Long may she reign kalıbıyla may Allah protect you kalıbı aynı söyleyişten geliyor. Buradaki anlam da şöyle: may Allah protect you dediğinde Allah seni korusun demek istiyor. Allah aşağıda da may Allah give you health dediğinde Allah sana işte sağlık versin demek istiyor. Burada da işte she dediği kraliçe ise eğer kraliçe kraliçenin saltanatı uzun sürsün demek istiyor. Tamam mı? Hani böyle bir istek var, bir arzu var, bir şey var. Onun olmasını istiyorken, olmasını arzu ederken kullanılan bir cümle yapısı bu. Tamam mı? Öyle bir anlam var buradaki may'in. Onu da değinmiş olduk. Özellikle şu kalıbı çok duyarsınız. Amerika'ya gittiğinizde Amerikalı Müslümanlar durmadan. Yani ben ilk karşılaştığımda bu cümleyle anlayamamıştım. May Allah give you health brother diyor. Şimdi may Allah onun soru kalıbı gibi geliyor mesela insana, değil mi? Hani çünkü mesela can you do this diyoruz ya, mesela kendi başa alıyoruz ya. Sonra işte böyle soru kalıbında can'i, might'ı, may'i, have'i, do'yu falan başa alıyoruz ya. May Allah give you health dediğinde sanki soru soruyormuş gibi geliyordu bana başta. Anlayamıyordum tam. Sonradan anladım. Buradaki kastı işte bir arzu, bir istek bildirme gibi bir şey. Tamam mı? Yani Allah'ın sana sağlık vermesini diliyorum gibi bir anlamı var. Tamam mı? Evet, şimdi cümlenin anlamına geçelim. Önce bilmediğimiz kelimelere bakalım. Burada accommodated kelimesi var. Accommodated kelimesine ne dedik? İşte ikamet etmek ya da misafir olarak almak, konuk olarak almak, misafir olarak kabul etmek gibi bir anlam var. Tamam mı? Foreign, yabancı demek dedik. Ondan sonra taking the tenth spot. Spot bizdeki spot diyoruz yani. İşte spot bir belli alan yani belli bir yer diyelim, tamam mı? Yere spot deniyor. Tenth spot dediğinde onunculuk gibi, yani onuncu yeri almak gibi bir anlam var, tamam mı? Overall dediğinde overall kelimesi şeyde kullanılıyor arkadaşlar, böyle bütün her şeyi kapsarken mesela overall her şeyi kapsar anlamda, her şey dahil edildiğinde gibi bir anlam var. Mesela hani Türkiye 10. sırayı almıştır deyip de overall deseydi anlam ne olurdu? Overall demeseydi anlam ne olurdu? Onu konuşalım ki overall'un anlamını tam anlayalım. Türkiye 10. yere sahiptir dediğinde overall derse eğer, ondan sonra bunun anlamı Türkiye bütün her yerde, bütün dünyada işte foreign students kabul eden ülkelerde diyelim. Bütün dünya belki foreign students kabul etmeyebilir. Foreign students kabul eden bütün ülkeler içerisinde 10. sırada demek olmuş oluyor overall dediğinde, tamam mı? Ama overall demezse eğer bu şu anlama da kapı açabiliyor. Yani Türkiye 10. sırada ama acaba Avrupa'da mı?
Yani Avrupa'daki ülkelerde mi veya Asya'daki ülkelerde mi veya başka bir yerde mi? Hani neye göre, nereye göre 10. sırada? O yani biraz daha daraltılmış bir alan olabilir anlamı da taşıyor. Overall dediğinde her yerde gibi bir anlam taşımış oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şunu sizi şöyle alayım olmazsa da eğer ki bir yazı yazarsanız göreyim hemen. Şunu da şöyle alayım. Şuradan görebiliyorsunuz değil mi zaten? Şunu biraz küçülteyim. Tamam, şunu büyüteyim. Şuraya da bir yer açayım da görünsün. Tamam. Şuradan da şuna girelim. Tamam. Okey. Şimdi cümlemizi analiz etmeye başlayalım arkadaşlar. Burada cümlemizde bir tane virgül var, bir daha virgül var. Onlara dikkat ettik. Bu iki virgül arasındaki cümleye önce bir anlam verelim. Buna dikkat etmemiz gerekiyor, tamam mı? Eğer iki virgül varsa bir cümlede, o iki virgülün arasında ne anlattığı önemli olacak bizim için. Çünkü iki şekilde kullanılabilir bu. Birincisi iki virgül arasında ekstra bir bilgi veriyor olabilir, tamam mı? Konuyla ilgili. İkincisi iki virgül arasında konunun yönünü değiştiriyor olabilir. Yani şimdiye kadar böyleydi. Şimdi buna rağmen ya da bu böyleyken falan filan deyip de başka bir şeye geçiyor olabilir. Tamam mı? Bu iki kullanımı da iki virgül arasında yapar genelde. Burada bakıyoruz ki according to UNESCO data demiş. Yani UNESCO'nun verilerine göre diyor. Bunun anlamı ne oluyor? Yani bir ek bilgi işte, yani bir şey söylüyor demek ki bu adam ve o söylediği şeye işte bir proof olsun diye, bir delil olsun diye ben bu söylediğim şeyi UNESCO'nun verilerinden aldım demeye getiriyor. UNESCO'nun verilerine göre diyor. Böyle böyleymiş diyor. Tamam mı? Şimdi bu iki virgül arasını çözdüğümüze göre cümlemize devam edebiliriz. Cümlemizin fiilini arıyoruz şimdi. Cümlenin fiili şurada bir has accommodated var ama ondan önce hemen that kalıbı geldiği için ben ne anlıyorum? Daha önce de konuşmuştuk bunları. That kalıbı geldiği için demek ki bu kendinden önceki bir şeyi açıklıyor şu anda ve that'ten sonraki kısım tamamen ikinci cümle, yani hani yardımcı cümle diyoruz ya Türkçe'de. Yardımcı cümle bir şeyleri açıklamaya kullanılan bir cümle. Dolayısıyla has accommodated kelimesi o yardımcı cümlenin içerisinde kullanılan bir fiil. Bizim ana fiilimiz değil. Şu an için onunla bir işimiz yok. Ana fiilimizi ararken şuraya başa kadar geldik ve gördük ki is named diyor, tamam mı? Yani adlandırılır diyor. Pasif bir yapı kullanmış. Pasif yapıları kısaca bahsetmiştik bir ara hatırlıyorsanız. Mesela ne deriz? Mesela I am pleased to announce deriz mesela. That, bla bla bla. Mesela ne diyoruz burada? Please, memnun olmak demek, tamam mı? Normalde please, şuradaki please lütfen demek normalde de. Hani please, please, please diyoruz ya, o lütfen, bu please, aynı please yani de. Bir de please olmak var, yani hani fiil olarak please'in fiil yapısı fiil anlamı, yani isim hali lütfen demek ama fiil anlamı da memnun olmak demek, hoşnut olmak demek, mutlu olmak demek gibi bir anlam var, tamam mı? I am pleased dediğinde ben memnun oldum diyorsun, yani mutlu oldum diyorsun, hoşnut oldum diyorsun, daha çok memnun oldum diyorsun hani Türkçedeki anlamıyla. I am pleased to announce diyoruz. Yani announce ilan etmek demek, tamam mı? Yani ilan ettiğim için çok memnunum ki diyorsun. İşte neyi ilan edeceksen onu söylüyorsun. Tamam mı? Burada memnun olmak normalde please ama I am pleased dediğinde ben memnunum. Yani memnun olmak değil, memnun oldum, memnun edildim gibi bir anlam var. Tamam mı? Memnun edildim bu haberden ötürü, memnuniyet hissediyorum gibi bir anlam var. Burada pasif bir yapı kullanılmış veya ne diyelim?
Ha. Your words broke my heart diyoruz mesela, tamam mı? Your words broke my heart dediğimizde my heart ne demek? Kalbim demek. Your words broke da break kelimesinin ikinci hali, tamam mı? Break kırmak demek. Broke ikinci hali, broken da üçüncü hali, tamam mı? Yani break kelimesi kırmak demek. Eğer geçmiş zaman kullanacaksak ikinci halini kullanıyoruz. Broke kullanıyoruz. Burada da bunu kullanmışız. Senin kelimelerin, cümlelerin, sözlerin kalbimi kırdı diyoruz burada mesela. Bu aktif bir cümle. Ama bunu pasife çevirirken bu sefer nesneyi başa alıyoruz, özneyi sona atıyoruz. Az önceki cümlenin öznesini sona atıp az önceki cümlenin nesnesini başa alıyoruz. My heart'ı başa alıyoruz. Is broken by your words diyoruz. Tamam mı? Şimdi burada ne yaptık? Pasife alırken arkadaşlar az önceki aktif cümledeki nesneyi başa aldık. Sanki özneymiş gibi davranıyoruz şu an ona. Az önceki özneyi ise sona aldık. Ona da sanki nesneymiş gibi davranıyoruz. Tamam mı? Ve broke kelimesi az önce break'in ikinci haliydi ve kırdın beni diyordu. Kırdın benim kalbimi diyordu. Bu sefer ise üçüncü halini alacağız ve bunu emizardan uygun olanla kullanacağız. Tamam mı? Is broken dediğimizde kırıldı anlamı taşımış oluyor bu. Benim kalbim kırıldı diyor. Benim kalbim kırıldı. Ne tarafından kırıldı? Ne kırdı benim kalbim? Yani nasıl bir şey kırdı? Kim tarafından ya da ne tarafından kırıldı sorusunun cevabını by'la veriyoruz. Geçen haftaki dersimizde bundan biraz bahsetmiştik hatırlıyorsanız. By deyip yani pasif bir cümleden sonra, cümlenin fiilinden sonra hemen by deyip ne tarafından ya da kim tarafından bu iş yapıldıysa onu yazıyoruz. Tamam mı? Benim kalbim kırıldı diyorsun. By your words dediğinde senin cümlelerin tarafından anlamına gelmiş oluyor buradaki by. Tamam mı? Senin cümlelerin tarafından kalbim kırıldı demiş oldum. Tamam mı? Pasif cümle yapısı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradaki şeyde de cümlemizde de Turkey is name diyor. Adlandırılır diyor. Tamam mı? Name adlandırmak demek normalde ama Turkey is name dediğinde adlandırılır diyor. Tamam mı? Adlandırılır dediğinde kim tarafından adlandırılır diye söylemeye gerek var mı burada? Hani by şu 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 demeye gerek var mı? Yani insanlar tarafından adlandırılıyor. Yani bunun kim tarafından diye açıklamaya gerek var mı? Turkey is named by people mı demek gerekiyor? O biraz laf kalabalığına giriyor ya. People demeyi gerek duymuyor burada. Gereksiz de gerçekten baya girmiyoruz hiç, tamam mı? Turkey is name. Yani her zaman pasiften sonra ne tarafından, kim tarafından yapıldığını açıklamak zorunda değil. Bazı cümlelerde bu şekilde örnekler olabiliyor. Yani o zaman da iş yani gayet şey olduğu için, açık ve net olduğu için hani insanlar tarafından adlandırılır demeye gerek olmadığı için dememiş, tamam mı? Ama burada başka bir kalıp var. As var bu sefer işin içerisinde. Turkey is named as one of the countries diyor. Tamam mı? As buradaki anlamıyla arkadaşlar bir ara bahsetmiştik. Bu anlamdan bahsettik mi as'in bilmiyorum ama demiştim o zamanlar as karşımıza çıktıkça yeni anlamlarıyla bahsetmediğimiz bir anlam varsa o anlamlarıyla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz demiştik. Buradaki as'in anlamı arkadaşlar olarak anlamı var. Daha önce bu anlamı bahsettim mi hatırlamıyorum şimdi ama burada olarak anlamı var. Yani nasıl olarak cümleyi bir okuyayım. Turkey is named as one of the countries. Yani one of the countries derken önce onun bir anlamını vereyim. One of the countries dediğinde ülkelerden biri demek istiyor. Tamam mı? Yani bu kalıbı çok görürsünüz her yerde. One of the countries der veya one of the bu nereden çıktı şimdi? Kapat lan. One of the countries der veya one of the courses der. One of the courses der. Bu da derslerden biri demek. Veya one of the
ne diyeyim, one of the cars diyebilir, arabalardan bir tanesi, veya one of the countries dediğinde ülkelerden bir tanesi, one of the difficulties diyebilir mesela, sıkıntılardan yani zorluklardan bir tanesi de bu diyebilir, one of the problems da diyebilir, problemlerden bir tanesi budur der, tamam mı? Böyle bir kalıbı kullanırken her zaman şuradaki yapı şey olacak, plural olacak, çoğul olacak arkadaşlar, onu bir biliyoruz zaten. One of the diyebileceği gibi couple of the problems da diyebilir. Tamam mı? Couple dediğinde couple of the problems couple of the problems demezler gerçi de we have couple problems dediğinde mesela veya we have couple countries dediğinde couple kelimesi ilginç bir kelimedir. Bizim Türkçe'de kullanılmayan bir yapı olduğu için arkadaşlar, çok fazla kullanılmayan bir yapı olduğu için yanlış anlaşılmaya çok meyilli. Tamam mı? Couple kelimesi. Couple kelimesi normalde eş demek, çift demek değil mi? Çift yani böyle couple dediğimizde işte bir erkekle bir kadın ya da ne bileyim işte elma ile armut gibi şununla şu gibi bir çifti kastediyor normalde couple dediğimizde, tamam mı? Ama couple, we have couple countries dediğimizde de böyle birbiriyle çift olmuş ülkeler anlamına gelmiyor. Veya we have couple problems dediğinizde birbirini tamamlayan, birbiriyle iç içe girmiş, birbiriyle çift olmuş problem anlamına gelmiyor, tamam mı? Bir çiftlik anlamı yok burada couple'ın. Couple'ın buradaki anlamı sadece ve sadece iki tane problem olduğunu söylemek istediğinde we have two problems da diyebilir, we have couple problems da diyebilir, tamam mı? Yani ikisi de doğru kullanım olarak, hiçbir sıkıntı yok. Ama tamamen söyleyenin tercihine kalmış bir şey. Yani we have couple countries dediğinde iki tane ülkeye sahibiz diyor. Neyle ilgili? Şununla ilgili, şunları yapan iki tane ülkemiz var diyebilir mesela. We have couple countries der o zaman orada. Two countries de diyebilirdi ama bunda hiçbir sakınca yok. Tamam mı? Couple dediğimizde de yani en azından ben kendimden söyleyeyim. Couple mesela birkaç tane diyeceğimizde genelde bu hatayı yapıyoruz. Hani işte birkaç tane problem var diye söyleyeceğim de ben hep hocama yanlışlıkla couple kelimesini kullanırdım. Tamam mı geçmişte? Yani zannederdim ki couple dediğimde birkaç tane ya 2-3 tane bir şey diyoruz yani biz Türkçe'de. 2-3 tane der gibi algılıyordum ben bunu couple dediğimde. Halbuki couple 2-3 tane demek değil. 2 tane demek. Tam olarak 2 tane. 3 bile değil. Tamam mı? Tam olarak iki tane demek couple dediğimizde. Dolayısıyla 2-3 tane söylemini Türkçeden düşünüp de hemen 2-3 taneyi söylemek için couple dediğinde o 3'ü söylememiş oluyorsun. Orada o hataya düşme yani. 2-3 tane demek istiyorsan eğer a few diyeceksin. Tamam mı? We have a few problems diyeceksin. A few demek 2-3 tane demek. İşte 2-3 tane bu. Tamam mı? A few problems 2-3 tane problemi gösteriyorken 2-3 taneden fazla problemin varsa 5-10 tane falansa o zaman we have several problems diyorsun. Tamam mı? O zaman several kelimesini kullanıyorsun 2-3 taneden fazlaysa, tamam mı? 2-3 tane demek için a few'u kullanıyorsun. 2-3 taneden fazlası için several'ı kullanıyorsun. 2 tane demek istiyorsan couple'ı kullanıyorsun. 1 tane demek istiyorsan one of the kalıbını kullanıyorsun. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla burada geri dönersek Turkey is named as one of the countries diyor. Türkiye diyor, adlandırılır diyor. Ülkelerden biri diyor. As'in anlamı burada ne olarak oturacak bu sefer? Ülkelerden biri olarak adlandırılır demek istiyor burada bunu. Tamam mı? Turkey is named as one of the countries. Ülkelerden biri olarak adlandırılır. Ülkelerden biri olarak adlandırılır dediğinde ister istemez ne soruyoruz şu an kendinden?
ne tarz ülkeler, yani nasıl ülkeler ya bu ülkeler, hani ülkelerden biri, hangi ülkelerden biri sorusunu soruyor muyuz, kendi kendimize soruyoruz. İşte onu şimdi hemen açıklamaya başlıyoruz. Zaten cümle that kalıbını kullanarak da which de kullanabilirdi, that de kullanabilirdi, ikisini de kullanabilir, sıkıntı yok. That'i kullanmış, that deyip şimdi açıklayacak. That'ten sonra ne yapıyorduk? Özne kullanmıyorduk. Tamam mı? Eğer özne kullandıysak farklı anlama bürünüyordu, onu bahsetmiştik. Çünkü that'teki yardımcı cümlenin öznesi çoktan that'ten önce bahsedilmiş oluyor. O yüzden şey yapmıyoruz, özne kullanmıyoruz. Tamam mı? That has accommodated dediğinde, yani o ülkeler hakkında konuşuyor şu anda, onu açıklıyor ve bu ülke dediğimiz ülke nasıl bir ülkeymiş onu kastediyor. Tamam mı? That has accommodated, yani misafir olarak ağırlamış diyor. Tamam mı? Ağırlayan diyor. Ağırlaya gelen daha doğrusu. Tamam mı? Has'li kalıp kullanmış. Geçmişten beri ağırlaya gelen. Tamam mı? The most foreign students, yani the most, en fazla demek. Foreign students, yabancı öğrenciler diyor, in the world, yani dünyada en fazla yabancı öğrenciyi barındıran ya da misafir ede gelen ülkelerden birisi olarak adlandırılır Türkiye diyor. Şimdi cümlemizi tamamladık, gördünüz mü? Şuraya kadar geldik, şu highlight ettiğim yere kadar. Türkiye diyor, dünyada, in the world, dünyada the most foreign students, dünyadaki en çok yabancı öğrenciyi, en fazla yabancı öğrenciyi accommodate eden, yani barındıran, misafir olarak ağırlayan, ağırlaya gelen ülkelerden birisi olarak adlandırılır diyor. Tamam mı? Şimdi virgüle geldi, bir açıklama yapıyor. Virgülde de ne diyor? UNESCO'nun verilerine göre diyor. Yani bu verilerine göre dediği şey ne? En fazla öğrenci barındırma olayını UNESCO'nun verilerine göre konuşuyorum diyor. Tamam mı? Ve aynı zamanda ek bilgiye devam ediyor. Taking the 10th spot overall diyor. Tamam mı? Şimdi burada ilginç bir cümle yapısı var. Türkiye hakkında konuşuyor yine, tamam mı? Türkiye diyor, dünyadaki birçok en fazla yabancı öğrenciyi barındıran ülkelerden biridir diyor, tamam mı? Şu according to kısmını atlarsak eğer, bu kısım olmasaydı cümle yine bu şekilde devam edecekti. In the world deyip taking the 10th spot overall dediğinde, tamam mı, virgül koyup da burada ek bilgi veriyor yine, tamam mı? Yani nasıl ek bilgi veriyor? İşte bu öğrencileri barındırıyor diyor, tamam mı? Barındıran ülkelerden biri diyor ve bununla bağlantılı bir bilgi daha veriyor. Onu da ne diyor? Bütün genele bakacak olursak diyor, tamam mı? 10. sırayı alarak demek olmuş oluyor burada. Taking, take almak demek, tamam mı? Ama taking dediğinde, yani bunu bir isim fiil haline dönüştürdüğünde, alarak, ederek, yaparak, konuşarak, giderek falan diyoruz ya, mesela Ali işte markete gitti demek var bir. Bir de Ali yürüyerek markete, yürüyerek demeyeyim, Ali işte Mehmet'i Mehmet'le konuşarak markete gitti, tamam mı? Veya Ali şöyle şöyle yaparak markete gitti, şöyle ederek mederek falan filan diyoruz, yani ek bilgi veriyoruz ya. Normalde öbür türlü de söyleyebilirdik cümlemizi ama bir ek bilgi vermek istiyoruz. Buradaki ek bilgiyi de böyle isim fiillerle veriyoruz arkadaşlar. Bu kalıplar çok fazla karşınıza çıkacak. Bunu kafamızda yavaş yavaş oturtmaya çalışalım, yani böyle kalıpları kafamızda oturtmaya çalışalım. Genelde şu şekilde kendisini gösteriyor. Cümlenin normal hali bitiyor. Bu şekilde, buradaki gibi. Ondan sonra bir virgül koyabilir. Tamam mı? Virgül koyduktan sonra işte bir ing takısıyla bir fiil geliyor hemen karşınıza. Şöyle yaparak, böyle ederek falan
falan filan tarzında bir şey söyleyecek artık orada. Burada da söylediği şey bu. Taking the 10th spot overall diyor. Yani 10. sırayı alarak diyor. Tamam mı? 10. sırayı alır gibi bir anlamı var. Alarak gibi bir anlamı var orada. Toparlayacak olursak cümlemizi şunu demek istiyor cümlede. UNESCO'nun verilerine göre, bu kısmı başa alalım Türkçe'ye çevirirken, UNESCO'nun verilerine göre Türkiye, şimdi bunu geçtim, Türkiye dünyada en fazla yabancı öğrenci barındıran ülkelerden biri olarak adlandırılır diyor buraya kadar, tamam mı? Şimdi buradan sonrasını cümleye nasıl entegre edeceğiz? Onu da şöyle entegre edelim hemen Türkçenin içerisine. UNESCO verilerine göre Türkiye bütün genele bakınca 10. sırayı alarak dünyadaki en fazla yabancı öğrenci barındıran ülkelerden biri olarak biliniyor diyor. Tamam mı? Bunu bu şekilde kurmayıp başka şekilde de kurabilirsin. Türkçe'de cümlenin kurmanın belli bir yapısı yok sonuçta. O hani 10. sırayı alarak kısmını sona da atabilirsin. Başta da söyleyebilirsin. O tamamen senin kendi tercihine kalmış bir şey. Elimden geldiğince düzgün bir Türkçe haline çevirmeye çalıştım ama Türkçem zayıf benim. O kadar da iyi iş çıkaramamış olabilirim. Şimdi devam edelim. Diğer cümlemizde ne diyor? The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO'nun şeyini yapmış, açıklamasını yapmış. Buradaki şeyleri okuyalım, pronunciation'ları tekrar okuyalım. The United Nations Educational, Edu diyoruz burada, Educational, Scientific, bu da scientific diye okunuyor. And cultural organization has compiled data on the countries hosting the most foreign students in the world, and Turkey has taken the 10th spot as it entertained 125,138 students in 2018 diyebilirsin veya bu rakamları geçen hafta şöyle de okuyabiliriz demiştik, ikiye ayırıp 125,138 de diyebilirsin. Ama o biraz olmayacak gibi. 125,138 demek daha doğru olacak gibi mi geliyor? Burası kişisel tercihe kalmış olabilir gençler. Yani 125 and 138 demek doğru mu? Ondan da şu an tam emin olamadım. 6 haneli olduğu için rakam tam da emin olamadım. Normalde mesela 4 hanelileri sizinle okuduğumuzda yani sadece 5138 deseydi bunu 4 hanelileri özellikle şey gibi okuyorlar demiştim. 2-2 okuyorlar demiştim ya. Yani 5138 diye okuyor bunu. 5138'i bir Amerikalı. 5138 diyor yani. 5138 diye okumuyor. Tamam mı? 5138 diye okuyor ama şurada 6 haneli de tam da emin olamadım. Büyük ihtimal bunu uzun uzun okuyor da olabilir. Acaba sesli sözlükte bunu söylüyor mudur? Zannetmiyorum ama tam bilemedim burada. Biz en iyisi böyle bildiğimiz gibi 125,138. Bu da çok uzun oldu ya. Bilemedim gençler. Hangisini tercih ederler acaba?
Yani şunu da diyebilir belki. 100 demektense 125 diyebilir. Şu 100, 125'i öyle de okuyorlar çünkü yüzlü ifadeleri 125 diyor buna. 125 demektense yani 125 demektense 125 demeyi tercih ediyorlar. Şöyle diyebilir. 125 and 138 diyebilir. Mi? Emin olamadım ya. Bir yani çok böyle kulağıma oturmuyor. 125 and 138 dediğinde sanki kulağıma tam oturmuyor. Bundan emin değilim yani bu rakamı nasıl en yaygın şekliyle nasıl okunuyor şimdi bilemedim. Point şeklinde nasıl yani ne demek istiyorsun Nursena? Anladım. Point dediğinde yalnız point nokta demek. Tamam mı? Yani senin dediğin şu 125 nokta 138 olsaydı yani bizdeki ondalık rakam kısımlarında onlar point kullanıyorlar, nokta kullanıyorlar. Türkiye'den farklı onlar. Yani mesela onlar 125.318 kullandığında bunun anlamı 125 var, bir de 0.318 var. Yani bunun toplam değeri 125.318. Bizim Türkçedeki ondalık kısma giriyor yani şu. Şurası ondalık kısım olmuş oluyor onlara göre nokta konduğunda. Bizde ise virgül koyuyoruz biz ondalık kısmı söylemek için. Yani biz 125,318 deyip de 318'in ondalık kısımda olduğunu kastediyoruz. Evet, tamam mı? Ama onlar ondalık kısım için noktayı kullanırken, tamam mı? Binler basamakları, milyonlar basamaklarını ayırmak için virgülü kullanıyorlar. Yani şunu demek istiyorum. 6,453 virgül 2,1,10,0,6,5,7 olsun mesela. Şu rakam Türkçe'de yani Türkiye'de ve Amerika'da tersten okunuyor, tersten anlaşılıyor. Bunun anlamı şu, şu rakam şurada virgüller olduğunda bir Amerikalı için virgül şeyi kastediyor. Binler her bir bini ayırıyoruz ya hani üç tane rakamı ayırıyoruz ya o ayraç virgülle yapılıyor Amerika'da. Bizde ise noktayla yapılıyor. Biz bu aynı sayıyı yazmak istesek Türkçe'de şöyle yazıyoruz. 6.453.210 virgül 657 olarak yazıyoruz ya. Şimdi bununla bunun şey yaptığı anlam taşıdığı anlam aynı oluyor ama bu Amerika'da böyle yazılıyor, bu da Türkçe'de böyle yazılıyor, Türkiye'de böyle yazılıyor. Onlar virgül bizdeki virgül yerine noktayı kullanıyorlar, bizdeki nokta yerine de virgülü kullanıyorlar. Dolayısıyla senin dediğin şeyde oraya nokta dersek, point dersek 125.138 olduğunda o 125 bin anlamını vermez, 125 anlamını vermiş olur. Okay. Şimdi neyse çok takılmayalım buna. Tam emin olamadım çünkü acaba şimdi bunlar rakamları çok sevmedikleri için Amerikalılar olabildiğince en kısa şekliyle okuma eğiliminde oluyorlar. Bunu da en kısa şekilde nasıl okurlardı onu şimdi tam böyle kafamda canlandıramadım. Yani ama şey gibi olsaydı, dört haneli olsaydı onu söylemiştim. 5138 olsaydı bu rakam mesela 5138 derlerdi. En kısa şekliyle bu şekilde bu şekilde okurlardı. Ne internette var? 125.138'in okunuşu mu? Bir bakalım. Bir bakalım.
İçeride gruplara ayır diyor. Ondan sonra ha bak şunu okumuş bak 625,323,045,009 diye okumuş. Bu formül okunuşu olsa gerek. Aynı az önce okuduğumuz gibi okumuş. Bir daha bakayım. 10,900 şunu okuyor şu anda. 10,956,501. Tamam. Böyle okuyormuşuz demek ki bu işin olacağı buymuş gençler. Yapabilecek bir şey yok. O zaman bunu nasıl okuyacağız? 125,000 diyelim. 125,138 diye okuyacağız herhalde. Bu neymiş? Ondalık sayılar ama senin dediğin Nur Sena. Ondalıklarda şu noktayı ondalıklarda kullanıyoruz. Orada şey yapıyor. Bak şurada İngilizce'de 0,7 kullanmış. Türkçesi 0,7. İşte 0,7 dediğimizde 0,7 İngilizcesinde o zaman point diyoruz. Ondalıklarda point'i kullanıyoruz. Bunda da 4,82 diyoruz mesela. Tamam mı? 4,82. Burası da 81,3 diyoruz. Point'i orada kullanıyoruz. Point yani ondalık rakamı kullanacağımızda kullanıyoruz. Tamam mı? Şu 0,7'da şunu söyleyeyim ayrıca ek bilgi olarak. Şu no ne bilmiyorum. Bu British English'e ait herhalde. No diye bir kelime ben duymadım. Ama Amerikalılar bu zero'ya o diyor. Hani no'yu duymadım ama o diyor. Belki Amerikalılar şu kısmını mı okuyorlar acaba? O diyor da İngilizler no mu diyor acaba? Onu bilmiyorum. Şeye sıfıra zero demeyi pek tercih etmiyorlar. Uzun diye herhalde çok tercih etmiyorlar. Öyle bir yanlışlığı yok zero demenin ama 0,7 diyebilir mesela bunu. Hani sıfırı genelde o diye okuyorlar. Tamam mı? Ama bu eğer 0,7 ise bu sefer şöyle de bir şey var. Daha sık kullanılan biçimi Amerika'da özellikle sık kullanılan biçimi 0,7 da demiyor. O'yu da demiyor. 0,7'ı zaten demiyor. Çok uzun geliyor ona söylemek. 0,7 demek de uzun geliyor. O her ne kadar diğer yerlerde sıfır yerine o demeyi tercih etse de mesela telefon numaranı sayıyorsun. Telefon numaranın içerisinde sıfır varsa zero demiyorsun oradaki telefon numaranı karşıya söylerken o diyorsun. Tamam mı? Zero yerine o'yu çok kullanılıyor. Zero ya zero yerine o'yu kullanmayı daha çok tercih ediyorlar ama bu 0,7, 0,2 falan filan gibi şeyleri söylerken 0,7 da demiyorlar. 0,7 da demiyorlar. Onun yerine 0,7 diyorlar sadece. Tamam mı? Sadece şu kısmı söylüyorlar. 0,7 dediğinde o zaman onun anlamı işte 0,7 olmuş oluyor. Bunu mesela şeyde çok görürsünüz örneklerini. Bilmiyorum hiç navigasyonlarınızı İngilizce kullandınız mı bilmiyorum ama orada çok duyarsınız. Der ki oradaki kadın işte 700 metre sonra 700 metre sonra sağa dön diyecekse eğer yani 0,7 kilometre sonra sağa dön diyecekse eğer 0,7 kilometers diyor mesela, tamam mı? 0,7 sen şimdi oradaki point'i kaçırdığında ben ilk mesela İngilizceyi öğrenirken 7 kilometers diyor zannediyordum ben. Başındaki point'in bu anlama geldiğini bilmiyordum. Tamam mı? Hani point 7 dediğinde 0,7 demek istediğini bilmiyordum. 7 kilometre sonra döneceğim şeyi niye şimdiden söylüyor lan bu kadın diyordum.
kendi kendime, tamam mı? Ama öyle değilmiş işte. 0.7 dediğinde 0.7 demek istiyormuş. Onu çok sonra öğrenmiş oldum ben de, tamam mı? O yüzden onu da bilmekte fayda var. 0. bilmem ne diyorsa eğer, 0.2, 0.3 diyorsa eğer, o zaman 0.7, 0.3, 0.5 diyor. O şekilde o'sunu da kullanmıyor. Point diyorlar sadece. Tamam mı? Şimdi cümlemize geri dönelim. Ne diyor? Şurası zaten isim. UNESCO'nun açılımı. UNESCO'nun açılımı neymiş? The United Nations'mış. United Birleşmiş Milletler diyor. United Nations. United Birleşmiş demek. Unite birleşmek demek çünkü. United dediğinde birleşmiş anlamına geliyor. Mesela excite, heyecanlanmak demek. Excited dediğinde heyecanlanmış, heyecanlandım gibi bir anlam oluyor. ED takısı gelince sıfat haline geliyordu. Ya hani hatırlarsınız oradan fiil. ED takısına gelmiş. Unite birleşmek demek normalde. United dediğinde birleşmiş oluyor. United Nations dediğinde de nations milletler demek. Birleşmiş Milletler olmuş oluyor. Educational dediğimiz şey ise education, eğitim demek. Biliyorsunuz educational dediğinde işte eğitimsel gibi bir anlamı var. Scientific, bilimsel demek. Scientific de science, bilim demek. Onu iki kelime birbirine karışabiliyor bazen. Science, bilim demek. Scientific, bilimsel demek. Tamam mı? Science, bilim demek. Scientific, bilimsel demek. Tamam mı? Bundan sonra scientist ise bilim adamı demek. Scientist. Şunu görebiliyor musunuz? Büyüteyim mi? Science, bilim demek. Scientific, bilimsel demek. Scientist, bilim adamı demek. Okay? Bu kelimeleri şimdi COVID döneminde eğer takip ediyorsanız makaleleri falan çokça görmüşsünüzdür sosyal medyada. Bilim adamları falan derken bilim adamları diyecekse eğer mesela bu sefer scientists diyor. Tamam mı? Sonunda bir de S oluyor. Scientific and cultural. Cultural, kültürel demek. Organization, organizasyon demek. Has compiled diyor. Tamam mı? İşte bizim fiilimiz burada has'le kullanılmış. Belli bir süredir bu işi yapıyormuş yani. Tamam mı? Bu UNESCO dediğimiz arkadaş. Neyi yapıyormuş? Yani ne yapıyormuş? Bu kelimenin anlamı ne? Compile ne demek? Compile böyle bir yerden bulup bir araya getirmek demek, böyle toplamak demek, yani toparlamak, toplamak, bir araya getirip koymak gibi bir anlam var. Genelde data kelimesiyle çok kullanılır zaten bu. Hani veri toplamak kelimesinin hep şeyi budur, kullanımı bu şekilde. Veri toplamak dediğinde yani bazen gather data da dendiği oluyor ama hani onun da şimdi yanlış söylemeyelim. Gathering data demek mesela, gather kelimesi. Bu da toplamak demek, tamam mı? Gathering data dediğimizde data toplama anlamına gelmiş oluyor. Gather kelimesi de kullanılıyor. O da bir gerçek ama compile kelimesi biraz daha fazla kullanılıyor gibime geliyor benim, tamam mı? Compiling data dediğimizde mesela data toplama anlamına da geliyor. Gathering de oluyor, compiling de oluyor. İkisi de aynı anlamda. İkisi de veri toplama anlamına gelmiş oluyor. Tamam mı? Gather kelimesini normal bir yerde insanların bir yerde toplanması da eklenebiliyor. Gather kelimesine onu da söyleyebiliriz. Mesela gathering point deriz mesela. Bu ne demektir gathering point? Toplanma noktası. Hani böyle olur ya kalabalık mekanlarda görürsünüz işte toplanma noktası diye bir böyle direk çizmişlerdir. Bir böyle yüksek yerden yüksek bir direktir. Görünür her taraftan. Hani dışarıda birbirini bulması kolay olsun diye insanların toplanma noktası burasıdır der ya işte oralara o gathering point derler mesela. O tarz anlamı da yani o tarz bir kullanımda da kullanılıyor gathering kelimesi. Yani gathering toplanma demek olmuş oluyor. İnsanların bir arada
ya toplanmasını kullanırken de gathering diyoruz, tamam mı? Veya data toplanması şeklinde bir araya getirilmesi anlamında datanın, o da gathering olarak kullanılıyor. Ama insanların bir araya getirilmesini gathering kelimesi yerine compiling kelimesi kullanıldığına pek rastlamadım. Compile kelimesi daha çok datayla böyle yani eşleşmiş bir fiil olarak kendisini gösteriyor. Hani compiling point diye bir şey hiç duymadım. Hep onun adı gathering point'tir, tamam mı? Gathering point'ten başka bir ismi yoktur. Compile o da hani bir araya toplamak demek ama hani gather gibi bu tarz yerlerde kullanılan bir kelime değil. Daha çok data toplamada ya da şey toplamada da kullanılır, delil toplamada da kullanılır. Compiling proof deriz mesela. Assemble ayrı bir şey. O bambaşka bir şey Nursena. O bir araya toplamak derken assemble'ı böyle parçaları bir araya toplamak anlamında kullanılıyor. Assemble. Tamam mı? Yani mesela arabanın parçaları, hani araba assembling denir ona. Mesela assembling bir car denir mesela. Hani arabanın kapısı bir başka ülkeden gelir, tekerleği başka bir ülkeden gelir, o oradan gelir, bu buradan gelir. Onları bir araya toparlarsın, onun adına assemble deniyor. Tamam mı? Yani bir bütünün parçalarını toplama işine assemble deniyor. Compiling ve gathering'de ise bir bütünün parçaları olmak zorunda değil bunlar. Tamam mı? Hani senin datana sen her şeyi topluyorsun. Bir yerlerden data topluyorsun. O bir bütünün parçası değil ki, ne kadar toplarsan o kadar büyük oluyor sonuçta. Hani topladığın şeye göre elde ettiğin şey de büyüyor. Ama assemble kelimesini kullanman için ufukta bir şey gözüküyor. Tamam mı? Bir yapı gözüküyor. Bir ürün gözüküyor. Bir şey gözüküyor. Onun kendisine ait parçaları topluyorsun. Tamam mı? Öyle bir anlamı var. Benim anladığım kadarıyla hani yanlış olur olmaz onu bilemem ama benim anladığım kadarıyla assemble dediğinde benim kafamda çok farklı şey canlanıyor. Gathering ve compiling dediğinde farklı şey canlanıyor. İkisi de toplanmak gibi düşünülüyor Türkçe'de ama gathering dediğinde genelde benim aklıma gathering point geliyor mesela. Hani insanların bir araya toplanması gibi şeyler aklıma geliyor. Veya işte we are gathering together diyorsun mesela. İşte bir araya geliyoruz, bugün toplanıyoruz mesela. Hani arkadaşlarla beraber kafede toplanıyoruz derken bile mesela o tarz toplanmaları da gathering kelimesini kullanıyoruz. Hani kafede toplanıyoruz, kafede buluşuyoruz gibi bir anlam. İşte ne bileyim 2005 mezunları bugün şurada toplanıyor dediğimizde gathering'i kullanıyoruz yine, tamam mı? Veya sınıf şurada toplandı, gathering kelimesini oralarda hep kullanıyoruz. Yani gathering kelimesi çok kullanılıyor insanların bir arada toplanması şeylerini anlatırken, tamam mı? Bir topluluk haline gelmesi, insanların toplanması bir yerde toplanması anlamında gathering kullanılıyor daha çok. Ama gathering data da kullanılıyor. Tamam mı? Hani o da kullanılıyor. O kullanılmıyor diyemem. Gathering data'yı kullanabilirsin veya gathering işte proof da diyebilirsin. Delil toplamak da kullanabilirsin. Veya gathering the literature da diyebilirsin. Literatürü topladım. Literatürde neler varmış onlara bir baktım şöyle de diyebilirsin. Tamam mı? Gathering'i oralarda da kullanırsın. Kullanmakta hiçbir sakınca yok. Yanlışlık da yok. Ama o literatür gibi, data toplamak gibi, delil toplamak gibi şeyleri compile kelimesiyle de söyleyebiliyorsun. O orada birbirine ikame olarak da kullanılabiliyor gather'la compile, tamam mı? Ama data'da assembling the data nadir gördüm, hiç görmedim de diyemem. Şimdi kafamda birkaç paper oluştu sanki onlar böyle bir assembling data kelimesini kullandı gibime de geliyor ama onlar belki spesifik bir datayı kastediyorlarsa o yüzden onu kullanmış olabilirler. Yani böyle oluşturmayı düşündükleri bir ürün var ve o ürünün parçalarını bir araya getiriyor farklı yerlerden, araba üretir gibi mesela, arabayı oluşturur gibi öyle bir iş yaptı ise eğer, o zaman assembling'i kullanmış olabilir. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Compile toplamak dedik. Compiled data demiş. UNESCO verileri topladı diyor. Toplaya geldi diyor. Tamam mı? Geçmişten beridir toplaya geldi diyor. On the countries
Tamam mı? Ülkelerden topladı diyor. Burada şuna dikkat edin, ona dikkat edin. Compile data from the countries demedi. Demek ki compile ile kullanılan phrasal verbümüz from değilmiş arkadaşlar. Neymiş? On'muş. Tamam mı? Bir şeyin üzerinde toplanıyormuş demek ki bir veri. Yani compile data on the countries dediğinde o ülkelerden toplanıyor, verileri topladı diyor. Tamam mı? From demiyormuşuz demek ki. Burada bunu da aklımızda tutalım. Tamam mı? Ülkelerden topladı diyor. Bu datayı diyor, bu verileri diyor. Tamam mı? Hosting the most foreign students in the world. Bak şimdi hosting gene az önce yukarıda taking kelimesinde kullanıldığı gibi. Tamam mı? Burada yine ek bilgi veriyor. Tamam mı? Yani virgül koyar ya da koymaz demiştim. Koymak zorunda değil demiştim yukarıda da hatırlıyorsanız. Burada koymamış mesela. Ama ben burada ek bilgi verdiğini hemen anlıyorum. Nasıl anlıyorum? Bunu hani cümleleri okudukça artık bu tarz kullanım size aşina gelmeye başlıyor. Hani nasıl açıklayacağımı şu an size tam bilemiyorum ama hosting the most foreign students in the world dediğinde buradaki ülkeler hakkında bilgi veriyor bize. Tamam mı? Yani bir that kalıbı var aslında burada arada. Tamam mı? Hani şurada bir that olması lazımmış ama o dedi kaldırmış. Hani her zaman that'i yazmak zorunda değiliz gramatik kural olarak biliyorsanız. Tamam mı? That'i yaza da biliriz, yazmaya da biliriz. Burada yazmamayı tercih etmiş. Burada bir gizli that var yani. Tamam mı? Yani countries'i açıklayacak burada. Nasıl ülkeler acaba? Onu açıklayacak. Hosting the most foreign students in the world dediğinde dünyadaki en fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan, host ev sahipliği yapmak demek. Az önce geçen kelimeyle eş anlamlı. Accommodate mesela misafir olarak kabul etmek, yine ev sahibi yapmak anlamı var ya. Host da aynı. Tamam mı? O da ev sahipliği yapmak demek. Hosting the most foreign students dediğinde dünyadaki en fazla yabancı öğrencilere ev sahipliği yapan ülkeleri kastetmiş oluyor burada. Ülkelere bir anlam veriyor, bir ek bilgi veriyor. Ne tarz ülkeler bunlar, nasıl ülkeler bunlar onu açıklıyor şu an burada. Bir ek cümle gibi düşünün bunu, tamam mı? İşte bu cümlede tamamen ve tamamen countries hakkında bilgi veriyor, tamam mı? Bu tarz kuruyoruz bu şeyleri. Kendimiz de mesela Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken işte ben kendim şahsen mesela bu tarz cümleleri çok kullanırım. Yani hani şeydir özellikle bir de pronunciation'ını yaparken de bunu belli ettirirsin kendine okurken. Dersin ki mesela şu kısmı UNESCO diye okuyayım. UNESCO has compiled data on the countries deyip şöyle bir kısa bir ara verirsin, tamam mı? Ondan sonra hosting the most foreign students in the world dersin, tamam mı? Küçük bir ara verirsin. Küçük o aranın anlamı, yani sanki oradaki gizli that kelimesine ait bir arayı veriyormuşum gibi de düşünebilirsin kendine, tamam mı? O arayı verdiğinde o anlamı oraya kattırıyorsun yani. Hani bak küçük bir ara verdim, bundan sonraki bir ek bilgi olacak gibi algılattırıyorsun karşıdakine, tamam mı? O zaman o şekilde anlaşılabiliyor yani. UNESCO has compiled data on the countries hosting the most foreign students in the world diyorsun, tamam mı? Hani burada o ülkelerin hakkında bilgiyi, ek bilgiyi vermiş oluyorsun bu şekilde kullanarak, tamam mı? Bu tarz kalıplar karşımıza çıktıkça tekrar bahsettikçe kafanızda bir şeyler oturmaya başlayacaktır. Şu an için bunun hakkında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani. Anlatabildim mi bilmiyorum, anlaşıldı mı gençler? Burada mıyız? Buradayız hocam. Anladık. Tamam. Okay. Ondan sonra devam ediyoruz. And demiş. Tamam mı? Ve demiş. Turkey has taken the 10th spot as it entertained. İşte 125 bin falan filan. Şimdi burada
And'den önce aslında virgül koyması gerekiyordu bu arkadaşın. Bu cümleyi yazan kişi bilimsel bir makale yazmadığı için biraz böyle üstün körü geçmiş gitmiş. And'den önce virgül koyması gerekiyordu. Burada gramatik hata yapmış maalesef. Çünkü and'den önce virgül koymadığında anlam farklı, virgül koyduğunda anlam farklı demiştim. Burada ben görüyorum ki and'den sonraki cümle tamamen farklı bir cümle. Yani kendine özgü bir öznesi var. Turkey diyor. Yani yeni bir olaya girmiş. İbrahim şey yapıyorum, ders işliyorum. Yeni bir olaya girmiş. Turkey diyor. Tamam mı? Yeni bir aksiyona girmiş. Turkey şunu şunu yaptı diyor. Tamam mı? Ve bunu anlatırken yeni bir cümle kurmuş. Yeni cümle kurduğu için de and'den önce virgül koyması gerekiyordu. Koymamış. Burada hata yapmış arkadaş. Neyse devamı. Biz çözdük olayı zaten. O yüzden çok da sıkıntı yok. Turkey has taken diyor. Türkiye aldı diyor. Ala geldi diyor. Belli bir zamandır bu sırayı almış yani buradaymış yani. The 10th spot diyor. 10. sırayı diyor. 10. yeri aldı diyor. As it entertained. Entertain normalde eğlendirmek demek arkadaşlar. Tamam mı? Entertain kelimesi. And entertain diye okunuyor sanırım. Entertain, entertain ya da entertain, entertain. Entertain diye okunuyor, tamam mı? Entertain diyor. Yani eğlendirmek anlamı var. Normalde entertain'in eğlendirmek anlamı var ama bazı durumlarda şöyle kullanılıyor. Hani şöyle bağlantı kurun kafanızdan. Mesela evinizde bir misafir geldi, tamam mı? O misafirine böyle hoş davranırsın, ona güler yüz gösterirsin, onu böyle güzelce ağırlarsın ya. İşte o da bir eğlendirmek gibi bir anlamı içermiyor. Hani misafirini mutlu ettiriyorsun, huzurlu ettiriyorsun, eğlendiriyorsun. Yani entertain'in iki anlamı var yani esasında. Birincisi normal eğlendirmek. Mesela Luna Park'a gittin, çocuklara eğlendirdin derken de entertain'i kullanıyorsun. Veya arkadaşlarını eğlendirdin derken hani bildiğin eğlenmek anlamında eğlendirmek anlamı var yani entertain'in, tamam mı? Ama onun haricinde senin evine gelen misafirini güzelce karşıladım, onu güzelce ağırladım, onun isteklerini yerine getirdim, bir dediğini iki etmedim vesaire gibi bir anlamı içerecek şekilde bir misafir bakımı yaptıysan ona da entertain deniyor. Tamam mı? Misafiri güzelce ağırlamak gibi bir anlam var. O misafiri hoşnut etmek gibi bir anlam var. Tamam mı? Burada da onu söylüyor. Türkiye diyor, bu diyor öğrencileri diyor, yabancı öğrencileri diyor, memnun ettiriyor. Aynen Çağla'nın dediği gibi has taken the 10th spot diyor. 10. yeri, 10. sırayı aldı diyor. Tamam mı? As dediği için as kalıbı burada şu anlamda. As it dediği Türkiye. It entertained 125 bin öğrenciyi. Tamam mı? 2018'de 125 bin öğrenciyi memnun ettiği için demiş oluyor. Buradaki as'in anlamı bu sefer için. Biraz bekle. 2 dakika bekle. Tamam. Onu sıcak tut. Bir şeyin içine koy. Bana mı dedin Çağla? Herhalde bana demedin. Devam ediyorum. As yukarıda mesela named, Turkey is named as one of the countries demişti ya. Yani olarak anlamı vardı burada. Ülkelerden biri olarak adlandırılır demiştik ya burada as'i. Buradaki as'le buradaki as'in anlamı farklı. Buradaki as'de ise as'den sonra şuradaki as'de üstteki önce onu bir açıklayayım. Üstteki as'de olarak anlamı gelmesi için ne demiştik? As'den sonra isim geliyorsa eğer o zaman onun anlamı olarak oluyor demiştik. Geçen hafta mı ne bahsetmiştik bunu? As'den sonra isim geliyorsa yani isim ya da fiil diyorum pardon isim ya da sıfat gelirse o zaman olarak anlamı oluyordu demiştik. Ama as'den sonra bir cümle ya da bir fiil geliyorsa o zaman onun anlamı sebep sonuç ilişkisi içeriyor demiştik. Yani because gibi kullanılıyor ya da since gibi kullanılıyor demiştik. Burada da öyle kullanmış. İçin anlamı var, tamam mı? Yani as it entertained yani 125 bin öğrenci 2018 yılında güzelce ağırladığı için ya da memnun ettiği için, güzelce eğlendirdiği için
anlamı var, tamam mı? Güzelce ağırladığı için 10. Yeri aldı diyor, almıştı diyor. Hala da 10. yerini koruyor demek istiyor, tamam mı? Sıkıntı var mı gençler buraya kadar? Yok hocam. Tamam, kaydı durdurayım.